Merhabalar. Bugün yine Bunu Biliyor musunuz programında muhteşem bilgilerle geldik ve çocuğunuz ve kendiniz için harika şeyler öğreneceksiniz. Şimdi sorulara geçelim. Merhaba hocam. Ben Rana. Liselere giriş sınavına 6 ve 7. sınıflardan soru gelecek mi? Gelecekse nasıl çalışmalıyım? Şimdi sevgili öğrenciler, yetkililerin açıklaması sadece 8. sınıftan gelmesi. En azından bu yıl için böyle. Yani 8. sınıf konularına bu yıl sınava girecek öğrencilerin yoğun çalışması gerekiyor. Ama bu şu demek değil. Yani siz 8. sınıf konularından anlamadığınız konular olursa ne yapacaksınız? Daha önceki yılların konularına da çalışmanız gerekiyor. Onun için bunları bir bütün düşünmenizde fayda vardır. Merhaba hocam ben Eren. E, liselere giriş sınavı hakkında bize birazcık bilgi verir misiniz? Sevgili öğrenciler, liseye giriş sınavlarında bir Adrese dayalı bir sistemle kayıt oluyorsunuz. Sistemin detaylarını gerçekten bu kılavuz yayınlandığında daha net göreceğiz. Birincisi bu. İkincisi liselere giriş sınavlarında 8. sınıftan soru gelecek. Bu soruların yapısal özellikleri sizin okullarda aldığınız eğitimi kapsayacağı için zorlanmayacaksınız demektir. Ama çalışan için zorlanmayacaksınız demektir. Ama en önemlisi bu sistem iyi bir sistem. Sizin bu durumda olumsuz bir şeyle karşılaşmanız söz konusu değildir. Rahat olun lütfen. Merhaba hocam. Çocuğumuz en yakın liseye girdikten sonra nasıl bir planlama yapmalıyız? Harika bir soru öncelikle. Şimdi bir zaman kazandınız mı? Yani çocuk en yakın okula gitti. Servislerde artık tabiri caizse sürünmüyor. Hani bunu veliler öğrencilere böyle söylüyordu eskiden çünkü. Büyük bir zaman kazandık mı? Kazandık. Şimdi bu zamanı nasıl paylaşacağız, kullanacağız? Çocuk okuldan geldi, yemeğini yedi, dinlendi. Ne yapacak? O günkü dersi tekrar edecek. Sonra ne yapacak? Ertesi günkü dersi hazırlanacak. Sonra ne yapacak? Ödevlerini yapacak. Bakın harika bir şey. Lütfen bu silsileyi bizi de izleyerek kurmaya ve sağlamaya çalışın. Merhaba hocam ben Azra. Sınavda iki seçenek arasında kaldığımda kalbimi mi yoksa aklımı mı dinlemeliyim? Harika. İkisini de dinleme. Şimdi kalp mi akıl mı? Şimdi yani duygularımızın peşinden mi gidelim yoksa aklımızın peşinden mi gidelim? Ben de ne dedim? Bakın güldüm iki de dikkat et dedim. Bilginizin, birikiminizin, çalışmalarınıza dikkat edin sevgili öğrenciler. Bakın bu soru tabii ki yanlış yönlendirmelerle ilgili de bir soru. İki seçenek arasında kalırsanız paragrafın vurgusunu alacaksınız. Yetmez seçeneklerdeki anahtar kelimeyi, kavramı, vurguyu alacaksınız. Sonra paragrafla yan yana getireceksiniz. Ne yapacaksınız? Seçenek ve paragraflar üzerinde mühendislik çalışması yapacaksınız. Yani bilginizi kullanacaksınız. Merhaba hocam ben Berat. Sabah erkenden kalkıp ders çalışınca daha kolay anlıyorum. Sizce bu doğru mu? Şimdi öncelikle yapılan bilimsel çalışmalar, insan beyninin öğrenmeye en yatkın olduğu iki zaman diliminden söz eder. Sabah kalkınca ilk iki saat akşam yatmadan önce son iki saat. Sabah kalkınca ilk iki saatin dinlenmiş olmamızdan dolayı özellikle zihnimizin bedenimizin dinlenmesi bizim öğrenme ve algılamamızı hızlandırıyor. Ben öncelikle şunu sizinle paylaşmak isterim kesinlikle burada yapmanız gereken şey konu çalışmaktır. Bakın dikkat edin. Zihninizin dinlenmiş olduğu zaman dilimlerinde konu çalışın. Konu çalışmak zor iştir. Sonra günün diğer saatlerinde soru çözebilirsiniz. Çözdüğünüz sorular o zaman hani sabah çalıştınız, akşam saatlerine doğru da soru çözdüğünüz zaman her iki öğrenme eylemini de gerçekleştirmiş olursunuz ve günün tavsiyesi. Sevgili öğrenciler unutmayın. Unutmanın en yoğun olduğu zaman dilimi öğrenmeyi takip eden ilk dakikalar hatta saniyelerdir. Lütfen zihin tekrarı yaparak, hemen tekrar yaparak dinleyin ve çalışın. içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla. Müzik